Ürkütücü Roblox Hikayesi Part 12. Bozundaki Köpek Oyunu. 2015 yılının başlarında Doggy Game isimli bir oyun Roblox'ta çok popüler oldu. Oyunda kısaca karlı bir havada evinizdeki köpeğe bakıyordunuz. Ama 2016 yılının Şubat ayında oyuna çok garip bir güncelleme geldi ve oyuna Bozum katı eklendi. Bodruma indiğinizde ise nedense oyunda bakım eşyaları yerine çeşitli keskin aletler vardı. Ve bu aletleri kullanarak köpeğe kötü şeyler yapabiliyordunuz. Bazılarının dediğine göre oyunun yapımcısı Bodrum'unda tuttuğu köpeğe oyunda yaptığınız şeyleri yapıyormuş. Birkaç hafta sonra ortaya çıkan korkunç bir köpek videosu da böyle düşünenlerin sayısını artırdı. Peki ya siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Ürkütücü Roblox Hikayeleri Part 13. Terk edilmiş su parkı. 2014 yılında Roblox'ta iki arkadaş, o zamanlar popüler olan bir su parkı oyununa girdiler. Ama oyun nedense normalden farklı görünüyordu. Park terk edilmişti, hava kırmızıydı ve su kirliydi. Arkadaşlar bunu yeni bir güncelleme sanıp oynamaya devam ettiler. Ama bu yaptıkları büyük bir hataydı. Çünkü bu oyun bilinmeyen bir hacker tarafından yapılmıştı. Kısa süre sonra öyle bir şeyle karşılaştılar ki, arkadaşlardan biri gördüğü şey yüzünden bir daha evinden çıkamadı. Diğeri ise tam aksine, tüm gücüyle bağırarak evden kaçtı ve bir daha bulunamadı. Ne gördükleri veya oyunun kim tarafından yapıldığı hala bilinmiyor. Peki ya sizce ne görmüş olabilirler? Yorumlarda fikirlerinizi yazın. Ürkütücü Roblox Hikayeleri Part 14. Rake. Rake Roblox'ta bir korku oyunu ve oyunda Rake isimli bir canavardan kaçmaya çalışıyorsunuz. Ama bu oyun hakkında bir sürü korkunç söylentiler var. Bazıları oyunda Rake tarafından yakalandıklarında gerçek hayatta da sesler duyduklarını ve hatta bazıları camlarının burkuk yere kırıldığını söylüyor. Oyuna girdiğinizde önünüze ilk olarak bir uyarı çıkıyor ve uyarıyı kabul etmeden oyuna giremiyorsunuz. Bu uyarının yaşanan olaylarla bağlantısı olduğu düşünülüyor. Peki ya siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Ürkütücü Roblox Hikayeleri Part 15. Abandoned long ago. Bu hikaye, Roblox oynayan iki arkadaşın bir eğlence parkı oyununa girmesiyle başlıyor. İki arkadaş sadece birlikte oyun oynamak istemişler. Ama oyuna girdiklerinde park terk edilmiş gibi görünüyordu. Oyunu biraz oynadıktan sonra yerde bir Roblox karakteri buldular. Bunu gördükten sonra arkadaşlar oyundan korkup çıkmış ve kısa süre sonra nedensizce Roblox'tan banlanmışlar. Bazıları birinin onları hacklediğini düşünüyor. Ürkütücü Roblox Hikayesi Part 16. 2016 yılında yeni yıla bir gün kala, Cemilhan isimli biri Roblox'ta yeni yıla özel bir oyuna girdi. Oyunun amacı çikolata toplayıp yemekti ve çikolataları yedikçe çirkinleşmeye ve büyümeye başlıyordunuz. Ve bir süre sonra patlayıp oyuna yeniden başlıyordunuz. Ama Cemilhan oyuna yeniden başlamak istemediği için garip bir siteden hile indirdi ve onu kullanarak oyunu oynamaya devam etti. Her şey normal gözükse de, ertesi gün 2017 yılında Cemilhan masasının üzerinde bir çikolata buldu ve ailesinden bir hediye sanıp çikolatayı yedi. Bunu yedikten sonra tam 10 dakikada 70 kilo aldı ve yüzü tanınmaz hale geldi. Bazıları eğer aynaya bakıp 3 kere çikolata derseniz aynada Cemilhan'ın çirkin yüzünü görebilirsiniz diyor. Neden bilmiyorum ama ben çikolata demeden bile onu görebiliyorum. İsteyenler deneyebilir. Sanırım Cemilhan'ın indirdiği hilenin sahibi onun ev adresini bulup ona bu garip şeyi yollamış. Roblox'un en nefret edilen oyuncusu, Toxotes. Toxotes Roblox'a 2016 yılında katıldı ve aradan bir yıl sonra 2017 yılında Toxotes isimli YouTube kanalını kurdu. Kanalında Roblox çekilişi gibi videolar yaparak kısa sürede 500 bin aboneye ulaştı. Ama Toxotes'in gerçek yüzü bundan sonra ortaya çıkmaya başladı. Toxotes izleyicilerine Robux vermek adıyla hesaplarını çalıp banlatıyordu. Ama çok kısa süre sonra Toxotes bunu da yapmaktan sıkılmış ve aklına daha çirkin bir fikir gelmiş. Toxotes izleyicilerden çaldığı Roblox hesaplarını kullanarak onların yaşadığı yeri kurup evlerine iğrenç ve pis kokulu şeyler yollamaya başladı. Neyse ki yakalanması da çok uzun sürmedi. Adamın yaptığı bütün şeyler bilinmeyen bir kişi sayesinde ortaya çıktı. Bunun üzerine Toxotes'in Roblox hesabı ve kanalı kapatıldı. Tek gelir kaynağı YouTube olan Toxotes de ortadan kayboldu. Peki ya senin en sevdiğin YouTuber böyle biri çıksa ne yapardın? Roblox'un en üzücü hikayesi. Jenny'nin hisleri. Jenny Roblox oynayan normal biri gibi gözükse de, yapmış olduğu hisler isimli oyuna girdiğinizde hiç de öyle olmadığını anlıyorsunuz. Oyuna girdiğinizde hava yağmurlu ve karakteriniz üzgün duruyor. Oyunda çeşitli yazılar ve fotoğraflar da var. Yazılarda,
bana var olduğum için kötü davranıyorlar. Beni hiç dinlemiyorlar gibi şeyler yazıyor. Oyunu biraz daha oynadığınızda yatak odası isminde bir yere ışınlanıyorsunuz. Burada olanları göstermek istemiyorum. Oyun Roblox'ta hala var mı bilmiyorum ama varsa da oynamanızı önermem. Videonun sonunu göstermedim çünkü çok rahatsız edici. Peki ya siz bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda yazın.